Herkese merhaba. Bu maskeyi neden taktığımı merak ediyorsunuz. Hemen bahsedeyim. Bugün Setsubun, yani 3 Şubat Setsubun günü Japonya'da. Merhaba arkadaşlar. Bugün size Japonya'dan bir ritüelden bahsediyorum. Bu ritüelin adı Setsubun. Her yıl 3 Şubat'ta Japonya'da kutlanıyor. Aslında Japonya'da 8. yüzyılda Çin'den gelen bir ritüel. Çince ismi Tsuina. Japonlar Setsubun diyor. Setsubun'un kelime anlamı mevsimlik geçiş demek. Yani artık ilkbaharın geleceğinin müjdecisi, kış bitiyor demek Japonya'da. Ve Japonya'da şöyle bir düşünce var. Mesela mevsimlik geçişlerde böyle Oni denen, şeytana benzeyen kötü bir varlığın geldiğini düşünüyorlar. Bu varlıktan korunmak için de böyle bir ritüel yapmışlar. Oni kelimesi aynı zamanda kötü şans, kötülükler demek. Yani bir tek şeytana benzeyen varlık değil. O yüzden işte böyle bir ritüel var. Nasıl korunuyorlar? Bu kavrulmuş soya fasulyelerini fırlatarak evin etrafına işte bir yerlere atarak korunacaklarını düşünüyorlar. Çünkü bu kavrulmuş soya fasulyeleri varsa Oni gelemiyormuş. Hem bu kötü yaratık hem de kötü şeyler gelemiyormuş. Ve bunu fırlatırken Oni wa soto, fuku wa uchi diyorlar. Unuttum neydi. İşte yani bunun anlamı kötülükler dışarı, iyilikler içeri. Yani kötü şeyler uzaklaşsın, iyi şeyler gelsin demek. Her yıl tapınaklarda böyle şov yaparak, gösteriler yaparak kutlanıyor. Birisi böyle maske takıyor, kostüm giyiyor. Yani Oni, işte şeytana benzeyen kötü varlık geliyormuş gibi. Diğer insanlar da böyle soya fasulyelerinden fırlatıyorlar. Aynı zamanda bu gösteri evde aile arasında da yapılabilir. Mesela baba bu maskeyi takıyor, çocuklar da soya fasulyelerini fırlatıyor. Söyleyemedim. Daha sonra fırlattıktan sonra yaşı kadar yiyor. Mesela ben 21 yaşındaysam 21 tane yemem gerek. Yerken iyi dileklerde bulunuyorum. Yani dileklerimi diliyorum yediğim zaman. Daha çok sağlık ve iyi şans, iyilikler üzerine dilekler dileniyormuş. Bu ritüelin amacı zaten iyi şeyler gelsin diye dua etmek, kötülükleri uzaklaştırmak. Onun dışında şunu da söylemek istiyorum. Bu kurutulmuş soya fasulyelerinden yemek size sağlık da getiriyormuş. Mesela eğer o yıl hastalığınız varsa hastalık gidiyormuş. İyi şeyler ve iyi şans, sağlık falan geliyormuş. Öyle bir inanışları var. Aynı zamanda diğer bir inanış ve gelenek de ehomaki denen uzun suşilerden yemek. Bu suşileri yerken kesmiyoruz. Normalde hani suşiler şöyle bir şey oluyor, biraz daha ufak oluyor ya. Bu uzun, kesmeden yenmesi gerekiyor. Yerken konuşmak yasak. Dileklerinizi diliyorsunuz içinizden. Tek seferde yemeniz gerekiyor. Yani yarısını yiyeyim, yarısını sonra yiyeyim değil. İşte onu başlayıp bitireceksiniz. Ve yerken nota neydi ya? Bir yere bakmanız gerekiyor. Bu rotada her sene değişiyormuş. Mesela bu sene şu tarafa bakmamız gerekiyor. Biz de yedik. Şimdi de suşilerimizi yiyoruz. Ben somon ve salatalı olanı seçtim. Masaki de bunu aldı. Bu suşiler ritüele özel, biraz farklı. Normal suşiler bildiğiniz gibi daha ufak oluyor. Bu uzun, kesmiyoruz. Tek seferde, yani kesmeden, ara vermeden yememiz gerekiyor. Eğer bunu yersek bir şans gibi bir şey getireceğini söylüyorlar. Aynı zamanda yerken bir noktaya bakıp yiyecekmişiz. Bu tarafa bakıyormuşuz. Ve yerken dileklerimizi içimizden düşüneceğiz. Konuşmadan yiyeceğiz. Konuşursak sanırım kabul olmuyor. Böyle değişik bir ritüel. Biz de şimdi yiyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bu kadardı. Sanırım diyeceğim başka bir şey yok. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.
Başka tanıtmamı istediğiniz şeyler varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.